Rainer Wolf bu insanların ne yaptıklarına bakıyor. Martin Mahner ise işi rastlantıya bırakmıyor. Her iki biyolog, laboratuvar koşullarında bu insanların doğaüstü yeteneklerini test ediyor. Sarkaçlar ve metal çubuklar acaba hokus pokus yapma ötesinde bir anlam taşıyor mu? Bu insanlar bizi bir şeylere inandırmaya, bizi yanıltmaya çalışan şarlatanlar değil. Onlar kendilerini kandırıyor. Almanya'nın Würzburg kentindeki bir merkezde 14 yıldan beri bu konuda testler yapılıyor. Süper gücünü ispat edebilene 10 bin euro para ödülü var. Peki bu defa başaran çıkacak mı? Şortlu adam yani Doktor Martin Mahner sabrının sonuna gelmiş durumda. Onun meslektaşı olan diğer şortlu adam Doktor Reinhard Wolf ise adaylar için en iyi çalışma koşullarını hazırlamaktan yana. Ben şunu önerirdim. Bu yılki adaylardan biri Polonya'dan Piotr Türava, damadı da yanında. Würzburg'daki uzmanların kuşkulu bakışları altında sansasyon bir keşfi olduğunu iddia ediyor. Aslında daha sabah saati ancak bu deneyde zamana ihtiyaç var. Ayrıca plastik bir iskemle ve kendi üretimleri olan bir masadan oluşan ölçüm cihazlarının da ayarlanması gerekiyor. Burada test edilecek şey sadece Türava'nın tanıdığı elektromanyetik dalgalar. Ben bu dalgaları keşfetmek ve bunları tanımlamak için 30 yılımı verdim. Sarkaç gerekli bilgileri aktarıyor. Toprak elektrodalgaların hakimiyeti altında. Bu saptamaya Türava dışında kimse inanmıyor. Amacımız kesinlikle insanları gülünç duruma düşürmek değil. Biz sadece bu yöndeki iddiaların gerçekten saçma olduğunu ortaya çıkarmak istiyoruz. Saptadıktan sonra da bunun saçmalık olduğunu söyleyebilecek cesarete sahip olmak gerekiyor. Ben bu yaptığımı son derece bilimsel algılıyorum. Benim sihirbazlıkla bir ilgim yok. Heinz Krieger ise daha ziyade pratik bir kişilik. O, Dr. Wolf ile onun uluslararası meslektaşlarını kendisinin bir dahi olduğuna lafı uzatmadan ikna etmek istiyor. Evet Sayın Krieger, sizin beceriniz nedir? Çubuklarımla su, boru, kablo, yani her şeyi bulabiliyorum. Bunu nasıl anlıyorsunuz? Bunu bana inşaatta çalışırken bir Hollandalı göstermişti. 40 yıl oluyor ve ben araziye ilk çıktığımda ne zaman şurada bir boru ya da başka bir şey var diyorsam, yani orada bir şey olduğunu söylüyorsam, orada gerçekten bir şey oluyor. Ama zaten her yerde bir şeyler yok mu? Hayır. Bugün test günü. Seminer salonuna aynı tip 10 kova yerleştirilmiş ama kovalardan sadece bir tanesinde su bulunuyor. Bay Krieger bu suyun yerini madeni çubuklarıyla bulmakla yükümlü ve bunu 13 denemenin 7'sinde başarması gerekiyor. İşte o zaman denetçiler 10 bin euro tutarında ödül veriyor. Şimdiye kadar bunu başaran olmamış. Ben kazanacağıma kesin inanıyorum. Hiç şüpheniz yok mu? Hayır. Hangi kovanın dolu olacağı kura ile belirleniyor. Önce 2 numaralı kova saptanıyor. Martin Mahner'le bir yardımcısı kovaları ayarlarken Heinz Krieger'in elbette kapı dışında beklemesi gerekiyor. İkinci pozisyona su dolu kova yerleştiriliyor. Diğerleri ise boş bırakılıyor. Martin Mahner sözde bilimlerin bilimsel araştırılması için bir dernek kurmuş. Derneğin adı kısaca Şüpheciler ve şu anda aralarında psikologlar ve fizikçilerin de bulunduğu 1600 kadar üyesi var. Bay Krieger'e başlama işareti veriliyor. Ve onun metal çubukları gerçekten de titreşime geçiyor. Ne var ki titreşim 2 değil 9 numaralı kova yönünde. Ama kepçe sürücüsü Krieger kendinden emin. 9. Bu şekilde aradan 3 saat geçiyor. 8. Kura çekiliyor, kova yerleştiriliyor, üstü kapatılıyor. Bay Krieger'in yine içeri girmesi ve kovayı tahmin etmesi, daha doğrusu su dolu kovayı bulması isteniyor. Arama işi tam 13 kez tekrar ediliyor. 3. Prima. Sonunda sigara molası veriliyor ve küçük bir sohbet girişiminde bulunuluyor.
Hepsini doğru bilmeniz gerekmiyor. Yedisini bilmeniz yeterli. Yedi isabet gerekiyor. Hala kendinizden emin misiniz? Eminim. Hepsi doğru yani. Hepsi doğru. Ve gerçek ortaya çıkıyor. Doktor Wolf doğru sonuçlarla Krieger'in tahminlerini karşılaştırıyor. Sonuçlar şöyle. 7-2, 10-7, 5-8, 7-4, 2-8 ve 7-3. Yani sizin hiçbir tahmininiz doğru çıkmadı. O zaman ben yine borularıma döneyim. Ama size şunu söyleyeyim. Borularda da durum aynı olacak. Ben size kanıtlayabilirim. Onu da test etmek durumundayız. Prensipte aynı şimdi yaptığımız yöntemle. İnşaat alanında başarılı olursanız bu beni pek şaşırtmaz. Çünkü zaten kepçe ile tecrübeleriniz olduğundan metal arama çubuğunuz sizin bilinçli ya da bilinçsiz olarak beklediğiniz yerlerde sinyal verebilir. Bizi ziyaret ettiğiniz için teşekkürler. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Nasıl olacağım? Lanet olsun. Olmadı işte. Tahminlerinize hayal gücü demesinde haklı mı sizce? Sanmıyorum. Ne? Peki neden böyle bir sonuç? Bilmiyorum. Test adil miydi? Evet. Peki, ben gidiyorum. €10,000'luk ödülü vereceğinize inanıyor musunuz? Pek sanmıyorum. Bu testleri 2004'ten beri yani 14 yıldır yapıyoruz. O zamandan bu yana doğa kanunları her zaman olduğu gibi işledi ve bundan sonra da aynen devam edeceği konusunda iyimserim. Aynı zamanda çok yaygın olan batıl inançlar konusuna eğilmek ve basit testler yardımıyla bazı iddiaların inandırıcı olup olmadığını insanlara göstermek, onları aydınlatmaya çalışmak amacındayız. Glaubwürdig ist oder nicht. Bir gün sonra bir alüminyum boru bir karton kutunun altına saklanıyor. Böylece manyetik alan üstadı Piotr Türava'nın test alanı kurulmuş oluyor. Borunun olduğu yeri sarkaç yardımıyla bulması öngörülüyor. Ayrıca kaşifin iskemle ve tahta masadan oluşan bilimsel cihazlarına yaklaşılmaması gerekiyor. Dr. Wolf'un şortunun metal parçalarının bile olumsuz etkisi olabileceği belirtiliyor. Sıfır. Sıfır sözcüğü kartonun altında alüminyum borunun olmadığı anlamına geliyor. Polonyalılar molalarda denetçilerini ikna etmeye çalışıyor. Sarkacın alan fonksiyonuyla uyumlu hale getirilmesi ve alanın ölçülmesi. Tüm bunlar yıllarca sürdü. Evet, yıllarca. Denetçiler de en azından merak uyandırmaya çalışıyorlar. Ben bu arada onun yazdıklarını okudum. Journal of Sacratonics adlı dergiye makaleler yazmış, ilginç fikirleri vesaire olan ve çok küçük bir okuyucu kitlesine sahip bir dergi. Arka plandaki gerekçeler hayret uyandırıcı. Hep fantastik bir roman gibi. Test 50 kez tekrarlanıyor. 50 kez küçük boru yerleştiriliyor ya da alınıyor ve kartonun altına saklanıyor. Sayın Mahner, 50 kez bir oraya bir buraya gidip gelmeyi siz normal karşılıyor musunuz? Normal değil ama istatistiki olarak gerekli. Ayrıca bu durum bizim bugün fitness merkezine gitmemize gerek olmadığını gösteriyor. Bazen bu tür şeylerle ilgilenmekten pişmanlık duyduğunuz da oluyor mu? Bana profesyonel şüpheci olmam nedeniyle para ödeniyor, öbürlerine verilmiyor. Şaka bir yana tüm bir yıl büroda oturduktan sonra burada böyle birkaç test yapmak güzel bir değişiklik. Bunlar hep güzel şeyler. O kadar güzel bir iş ki 76 yaşındaki Dr. Rainer Wolf emekliliğinden sonra da sarkaçlara bakmayı gönüllü devam ettirmek istiyor. Köşenize çekilmek gibi bir isteğiniz olamaz mı? Hayır, yok. Dünya konusunda bilgilenmek o kadar ilginç ki. Teşekkürler. Sıfır mı? Sıfır. Tamam. Ve Polonyalı manyetik ustası adam 77 yaşında. Bir. Buldu onu.
elektromanyetik dalgaların sarkacı harekete geçirdiğini keşfetti. Sarkacı kendisi değil, dalgalar hareket ettiriyor. Şüpheciler sürekli bu emsalsiz teoriye ilişkin açıklamaları dinliyorlar. Ama çıkan sonuçlara da temkinli yaklaşıyorlar. Yöntem işlemiyor. Bunu kabul etmek zorundasınız. Size şu noktayı anlatmak isterim. Sargacı çalıştıran gizemli dalgalar değil, olsa olsa kendiydi. Ve el aynen kayınbabanızın beklediği gibi hareket ediyor. Şimdi adayların gerçek süper güçleri ortaya çıkıyor. Ustaca bahanelerle testin bu defa neden başarılı olmadığını açıklıyorlar. Şu anda bunun sebepleri üzerine konuştuk. Orada iki masa vardı ve sarkaçla obje arasındaki mesafe tam belirgin değildi. Siz mevcut şartları istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz ama benim tahminime göre yine de sonuç alamayacaksınız. Rainer Wolf şimdiye kadar 60 adayı testten geçirdi. Ancak kendi teorisinden vazgeçen birkaç kişi bile çıkmadı. Zira doğaüstü yeteneklerin dünyasında gerçekler her şey demek değil.